Şükrü, canı kaldır, Irmağı da çağır. Yemek yensin, uyusunlar sonra. Hadi. Tamam. Can Bey. Can Bey. Hı. Yemek hazır. Can, hadi kalk gel. Bak çok güzel çorba var, senin sevdiğinden. Ben yavaş yavaş gideyim. Yok yok ya, kimse rahatsız olmasın, ben gidiyorum zaten. Nereye? Otele. Hayır, böyle bir günde otelde kalamazsın. Otur şuraya, yemeğini ye, yatıp dinlenirsin, ayakta duramıyorsun. Otur şuraya. Gel şöyle gel. Allah aşkına otur musun şöyle? Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur. Siz gidiyor musunuz Sermet Bey? Evet, gidiyorum. Ya bir dakika, ben hakikaten otelde de varım, çok rahat edeceğim. Otur, ya. Otur oraya. Sermet. Gelme bana lütfen. Onlar şimdi yemeklerini yiyip yatıp uyuyacaklar. Biz otururuz baş başa, lütfen. Sen gel benimle. Nasıl bırakıp geleyim onları bu halde? Peki ben seni burada nasıl bırakayım eski sevgilinle? Ya onları burada bırakacaksın... ...ya da beni bırakacaksın Deniz. Ablacığım geliyor musun? Evi yanan Sermet Bey değil. Kapa çeneni. Bak bu kardeşin artık haddini aşıyor. Kendimi zor tutuyorum. Ben gidiyorum. Geliyorsan gel. Ben çıkıyorum. Siz yemeğinizi yiyip yatıp dinlenirsiniz. Çünkü ilgilenecek size. Ne oldu? Namusuna mı dokundu sevgilinle burada kal? Can abuk sabuk konuşma lütfen. Bak nasıl korkutuyor kızı sana söylediğim gibi. Tamam ablacığım git git. Aynen böyle devam et. Ne benim çektiğim ne canın çektiği acı umrunda bile değil zaten. Adam o kadar korkutmuş ki seni. Dizginleri öyle bir vermişsin ki eline. Aileni hiçe sayıyorsun. Deniz. Bana bak. Bana bak, kapı o çeneni. Kapı o çeneni, yeter artık. Bu çeneni tutmayı öğreneceksin. Esas ben senin elinden dizginlerimi nasıl kurtaracağım? Pislik! Gel şöyle gel. Gel otur, gel. Abi kusura bakma ya, hani itfaiye falan anca yetişebildim ya. Önemli değil ya. Nasıl durumlar? Abi görsen işler açısı adamın hali ya. Yeri olduğu gibi yanmış gitmiş falan filan yani. Çok kötü. Bizim adam ne oldu, çıktı mı? Yok daha çıkmadı. Eli kulağında çıkar şimdi. Mesaisi bitti. İyi, iyi. Ben de korktum ya. Geç kalacağım, yetişemeyeceğim falan diye. Pardon abi ya. Affedersin. Hadi sana ya. Kızımız işleriyse bak şey yapma. Yok abi ya, alakası yok. Ablamlardan haberin var mı? Çok merak ettim. Telefonlarımı da açmıyorlar. Al işte hep kredi muredi abi. Zorlan para dağıtıyorlar yani. Ne alakası mı alakası yok diyorsun var. Kızsa harbiden şey yap. Zaten olmaması anormal olur. Aslan gibi çocuksun. Yok abi sağ ol da hani yok alakası yok. Deniz tamam, sakin ol. Irmağın her zamanki hareketleri. Bir de Nari'nin hamile olduğunu öğrenince iyice zıvanadan çıktı. Bir daha sakın sana olan zaafımı kullanma Sermet. Beni seninle tehdit etme. Sen kaybedersin. Ben sana 6 saat önce evlenme teklif etmişim. Seni o evde o herifle yalnız bırakamazdım, kusura bakma. Adamın evi yanmış ya. Evi yanmış. İnsanlık görevi ya. Sokakta mı bırakayım ben adamı? Ev tutalım, ev alalım, otel bulalım, otel alalım.
Irmak bunu bile bile yaptı. Can o eve getirdi, benim arıza çıkartacağımı biliyordu. Tamam. Sana gidiyoruz işte. Tamam, sıkıntı yok. Ben seni anladım. Sen de beni anlayacaksın. Bizim bakış açımız farklı ama ben sana kendimi anlatmanın bir yolunu bulacağım. Bir ortak yol bulacağız. Tamam. Deniz, kusura bakma da yani sen beni eski sevgilimle benim evimde görsen ne yapardın? Narin size geldiğinde ben hadise çıkartıyor muyum Sermet Bey? Deniz, Narin eli benim elime değmedi. Ama sen Can'la nikah masasına oturdun. Ben o nikah masasından senin için kaçtım ama gelinliklerimle. Ha? Sen hala kıskanıyorsun. Bravo ya. Tamam Deniz. Tamam. Tamam. Sana tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.